ve son derece gayri etik, gayri ahlaki bir seçime gitmesi. Yani 4 ay kala seçime gidiyor. Böyle bir seçime gittiğiniz zaman şu demektir bu. Ya ben artık yönetemiyorum ve bırakıyorum, ne haliniz varsa görün demektir. O zaman aday olmazsınız ama hem aday olup hem 4 ay sonra normal bir seçim varken, 3,5 ay sonra hatta bir seçim varken böyle bir seçim Galatasaray ahlakına değil toplum ahlakına, herhangi bir iş ahlakına aykırı bir durum olduğu için Dursun Özbey'i seçmek mümkün değildi. Hasar çok büyük. Yani Galatasaray'ın en önemli varlıklarını yok pahasına elden çıkardı. Yok pahasına dememden kasıt şu. Dursun Özbey Galatasaray'ın başına geçtiğinde Galatasaray'ın borcu 432 milyon TL'ydi. İkinci başkan, daha doğrusu mali işlerden sonra başkan yardımcılığı yaptığı ve başkanlık yaptığı toplam 3 yıla yaklaşan dönemde bu borç 1,1 milyar TL'ye geldi. Ve bu arada da Galatasaray'ındaki çok önemli gayrimenkuller satıldı. Dursun Özbek Galatasaray'ın bütün asetlerini elinden çıkardı. Buna rağmen borcumuza bir azalma olmadı ve bütün bu gayrimenkuller Dursun Özbek'in kendi döneminde yaratmış olduğu zararı tazmine gitti.